Reklamların ardından Anspor ve Anspor Radyo ortak yayınında spor şansına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Son dakika gelişmesini bir kez daha sizlerle paylaşalım. Tahkim'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a red kurul iki takımın limit harcama itirazlarını kabul etmedi. Serdar Sarıdağ'la Beşiktaş cephesindeki yankılarını konuşmuştuk. Serdar Sarıdağ Beşiktaş'ın artık oyuncu satmadan e, transfer yapamayacağını mevcut şartlar dolayısıyla belirtti. Tabii bu konuda Beşiktaş'ın bakalım transfer politikası nasıl değişecek. Fenerbahçe henüz bankalar birliğiyle ya da kendi özel tercih ettiği bankalarla bir anlaşma yapmadı. Bu anlaşma sonrası transfer daha da şekillenecek ama görünen o ki iki kulüpte Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği limitlerde transfer politikasını artık şekillendirmek zorunda. Yani o limitlerin e, fazlasıyla aşıldığını zaten geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla gördük. E, örneğin Fenerbahçe 85 milyon galiba 85 milyon lira bir aşım var. E, Keza Beşiktaş'ta benzer bir sıkıntı var. Serdar az önce söyledi. E, benim de bildiğim zaten e, bir takım yaptırımlar olacak. Yani bu yaptırımlar tabii biz e, lokal bazda düşünüyoruz işin OFA kısmı da var. Sayın Ali Koç'un geçenlerdeki açıklamasına bakacak olursak Fenerbahçe şampiyon olsa bile bir Avrupa riski de var. Bunu da kabul edelim. Şimdi bütün bu riskler ortada iken açıkçası kulüplerin daha fazla limit talebi bana çok şey gelmiyor. Önce bir toparlanma gerekiyor. diğer taraftan evet taraftarları bek transfer bekliyor. İşte ne bileyim hocaların, teknik adamların bütün planlamaları buna göre belki de. Ama diğer taraftan da kulüplerin geleceği söz konusu. Şimdi bu böyle devam ederse e, mevcut tablo e, değişmezse örneğin Fenerbahçe için e, önümüzdeki sezon bir takım yaptırımların olacağı zaten aşikar. E, bu yaptırımlar da e, zaten belirtilen talimatlar çerçevesinde olacak. Yani bu bunu bir tahmin değil. Federasyonun bu konuda taviz vermeyeceğini de biliyoruz zaten. Veremez de bu arada. Yani nedir bu e, bir takım yaptırımlar? Puan silmeden e, oyuncu puan silme, işte ne bileyim kadro kısıtlaması vesaire bu tarz e, işte transfer yasa bu da e, yine e, olabilecek durumlardan bir tanesi. Dolayısıyla e, hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin e, bir kere yönetimlerinin ee, özellikle Beşiktaş bir önceki yönetimin e, sorgulanması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Ee, Galatasaray'ın durumu biraz daha tabii e, bu diğer büyüklerle kıyaslandığında e, olumlu yani sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Galatasaray'ın da artısı şundan Avrupa gelirlerinin olması, şampiyonlar ligi gelirlerinin olması. Bu da şunu gösteriyor şampiyon olmak zorundasınız yani böyle bir denklem olamaz Ceyda. Evet. Yani Türkiye'de bir takım şampiyon olacak. Şampiyon olamayan takımın yok olacağı, ekonomik olarak e, büyük sıkıntılar yaşayacağı bir denklem, bir tablo söz konusu olmamalı. Maalesef kulüplerimiz bunun önlemini alamıyorlar. Halbuki e, iki senede, 3 senede bir şampiyonluk aslında kulüpler için çok da kötü bir durum değildir. Ama işte Beşiktaş iki sene Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde başarı, e, çok ekstra gelirler. Ama bir sene şampiyon olamadığı vakit, iki sene şampiyon olamadığı vakit şu an ekonomik olarak çok sıkıntılı bir duruma düşmüş ve reçeteşiliyor. Şu an galiba 2 milyon lira bir harcama şeyi var. Sadece 2 milyon liradan bahsediyoruz. Bu da neyi gösteriyor? İşte bu Trabzonspor gibi bu tehlikeyi, bu riski görüp önlemini alan işte takım maliyetini, bütçesini aşağılara çeken kulüplerin, yine Anadolu'da da iyi örnekler var. Konya Spor mesela, Konya taraftarı bence bilinçli bir taraftar. Konya camiası da çok sağlıklı karar alıyor ve açılmadılar. Çok yüksek maliyetli oyuncuları gönderdiler ve takımın maliyetini düşürdüler, düşürdüler. Aykut Kocaman bu anlamda belki kısa vadede başarısız yani çünkü elindeki imkanlar kısıtlıydı. Belki kısa vadede başarısız gibi gözükebilir ama Konya Spor nefes alacak ve Konya Spor'un belki de gelecek bir 10 yılı kurtulacak. Yani öyle görüyorum ben. Buna karşı bu TFF talimatnamesi işte bu harcama limitiyle ilgili e, lisans yönetmeliği açıkçası bir zaruriyetti. Bunu zaten siz yapmazsanız o yapı yapıyor. Yani dışarı açıldığınızda yapıyor. Şimdi şöyle bir takım bunun bir yan yolu var mıdır? Hani onu da bir konuşalım aslında. Yani siz bu kısıtlamaları getiriyorsunuz evet. E, ama bir takım şüpheli alışverişler olacak mı? İşte ne bileyim X bir oyuncu bir kulübe 3-5 milyon euroya satmak gibi kimsenin anlayamadığı bir takım alışverişler olacak mı? Bu da bence yine bir haksız rekabet konusudur. Ee, durum böyle. Yani e, Türkiye Futbol Federasyonu aksi bir karar alsaydı ve her iki kulübün e, talepleri kabul edilmiş olsaydı bu sefer de diğer kulüplerin bir isyanı söz konusu olacaktı. Haksız rekabete yol açacağı için. Çünkü baştan oyunun kuralı koyulmuş. Oyunun kuralını İki kulüp e, deliyorsa ve onlar yeni bir şey istiyorsa bunun da reddedilmesi bana çok da anormal bir durum gelmiyor. Olması gereken bu. Yani e, güçlerin hukuku olmamalı. Şimdi Beşiktaş'ın da gündeminde hatta e, anlaştığını da biz dün akşam e, son dakika geçmesi olarak paylaştık. Cilerme ile mesela anlaştı kulübüyle. Ben şimdi bana o şey gelmiyor. Konusunda... Bugün gazete... Adi yani Malatya ile bir görüşme yapılacaktı kiralama. Bugün de yine gazetelerde okudum. Sayın Başkan da doğrulamış. Ee, i̇şte TFF ağır hareket ettiği için bir türlü karar çıkmadığı için Cenk Tosun Crystal Palace'a gitti. İşte bize gelecekti. Beşiktaş'a gelecekti. Beşiktaş'a imza atacaktı. Ama işte Beşiktaş'ın e, limit aşımı ile ilgili bir başvurusu var. evet. E, e, o başvuruyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu bir türlü karar vermedi. Karar vermediği için de biz Cenk'i daha fazla bekletemedik, Cenk de gitti, krizi pahası evet. Bu yönde e, Sayın Ahmet Nur Çebi'nin e, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı e, serzenişte bulunduğu bir takım demeçleri gördüm ben. Bugün gazetelerde de okudum. E, bilemiyorum, yani e, sanki e, bütün yapılamayacak transferler ya da bir takım yönetimlerin e, atamadığı adımların faturası top federasyonuna niye kesiliyor onu da anlamış değilim. Sonuçta ortada bir kural var. E, ve bu kurala uyacaksınız. Şimdi Sayın Ali Koç da e, kapalı kapılar ardında bu yeni düzenlemenin işte e, transfer e, daha doğrusu e, işte bu harcama limiti ile ilgili alınan kararın e, lisans yönetmeninin vesaire X daha doğrusu onun kullandığı ifade malum kulüp için getirildi bu ifadesini kullanmış galiba. Evet. Ee, yani malum kulüp malum dediği dedi. Galatasaray. Galatasaray işaret. Galatasaray'ın e, bir kere e, böyle bir gücü olduğunu sanmıyorum. Zaten Galatasaray'ın böyle bir gücü olsaydı bugün ligin ilk yarısındaki birçok tartışmanın içerisinde Galatasaray odaklı tartışma izlemezdik. E, hakem tartışmaları vesaire. Yani Galatasaray'ın federasyonda istediği kararı aldırıp e, aldıramamayacağı e, aldırabildiği bir ortamın olmadığını zaten görüyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'ın e, işte Avrupa gelirleriyle ve yine aldığı bir takım önlemlerle artıda olması e, bu kuralın Galatasaray için alındığı e, ya da uygulandığı anlamına nasıl geliyor onu da anlamış değilim. Yani sonuçta e, Trabzonspor örneği var Trabzonspor'da bu tehlikeyi görerek 1-2 yıldır. Çok ciddi radikal önlemler alıyor ve belli bir noktaya getirdi. Örneğin siz bu limit aşımı noktasında böyle bir kural olmasaydı yarın Avrupa'ya gittiğinizde yine benzer sıkıntıları yaşayacaktınız. Dolayısıyla bugün için Fenerbahçe özellikle, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir limit aşımı yaptığını görüyoruz. 85 milyon liralık bir aşım He. var. Şimdi 85 milyon liralık aşım ne demek? O zaman diğer takım da diyecek ki, ee, sen niye buna müsaade ediyorsun? Bu limit aşımına müsaade ettiğin için ortada bir haksız rekabet var. E, ee, dolayısıyla önümüzdeki sezon için Fenerbahçe çok e, ciddi sıkıntılar bekliyor. Ben de Ali Koç'a, Sayın Koç'a katılıyorum. Puan silme, transfer yasa, kadro kısıtlaması bütün bu olasılıklar olacak ve konuşulacaktır. Ha yarın e, bu Galatasaray'ın da bu duruma düşmeyeceğinin garantisi var mı? Sonuçta bu sene şampiyon olamazsa Belki de önümüzdeki sezon için Galatasaray'da benzer sıkıntı yaşayacak. Evet. Muhtemelen de yaşayacak. Belki Ki şampiyon olamazsa e, kurduğu kadro Avrupa'ya gidemezse şampiyon olamazsa Fenerbahçe bunun zorluğunu yaşıyor aslında. Hem şampiyon olamadı, hem Avrupa'ya gidemedi. Galatasaray'ın şampiyonluktan bir payı var. Avrupa'ya gidişinden kasasına para girdi ciddi miktarda. Dolayısıyla Galatasaray bunun avantajını yaşarken diğer takımlar yaşayamıyor. Şöyle bir şansı var Galatasaray'ın birçok oyuncusu kiralık. En azından şampiyon olamaz ya da Avrupa'dan uzakta kalırsa açılmayacak. Belki Falcao'ya bir formül bulacak. belki bir iki işte sözleşmesi bitecek oyuncu da sözleşme yenilemeyecek. Şimdi o lüksü vardı, o kredisi vardı ama gelecek sezon o kredisi olmayacak. Dolayısıyla Galatasaray da bambaşka bir şey bekler. Yani yeni bir süreç bekler. Ee, en azından bu sezonki gibi rahat hareket edemez. İşte CS gibi bir takım e, fırsat transferleri peşinde koşar. Dolayısıyla hem Galatasaray hem de Trabzonspor'un şu ortamda bence istedikleri şey de buydu. Ee, ama bu bir kulübün, diğer kulübün isteyip istememesi meselesi değil. Tamamen kurallar çerçevesinde alınmış bir karar diye yorumluyorum. Evet. Ama belli ki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin buna yanıtı olacak, sert bir yanıt olacağını düşünüyorum. Onlar tabii ki belki de birlikte ortak hareket edecekler Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı. Bu da gündemin daha farklı noktaya kayması anlamına gelecektir. Türk futbolunu iyi günler beklemiyor, onu söyleyelim yani.